Sizin de çevrenizde bir diş konusu açıldığında en sık duyduğunuz konulardan biri kesin 20 yaş dişleridir. Hatta şu cümleyi mutlaka duymuşsunuzdur. Benim çenemde yer yok, 20 yaş dişlerim diğer dişlerimi sıkıştırıyor, o yüzden dişlerim bozuluyor. Ben bu durumun pek öyle olmadığını söylüyorum. Bu konuda yapılmış çok ilginç araştırmalar var ve sonuçlarına çok şaşıracaksınız. Şimdi almışlar insanları 3 tane ayrı gruba ayırmışlar. Birinci grubumuzda 20 yaş dişi doğuştan hiç oluşmamış insanları koymuşlar. İkinci grup gruba 20 yaş dişleri hiçbir problem olmadan rahatlıkla yer bulup çıkanları koymuşlar. Üçüncü gruba ise 20 yaş dişleri tamamıyla kendine yer bulamayıp gömülü kalmış kişileri koymuşlar. Üç grubu uzun vadede dişlerindeki yamukluk miktarlarını kıyaslayacak şekilde incelemişler ve bombayı patlatıyorum. 3 grup arasında da zaman içerisinde oluşan diş yamuklukları arasında belirli bir fark bulmamışlar. Yani 20 yaş dişleri hiç olmayanlarla 20 yaş dişleri böyle gömülü kalmış hiç yer bulamamış insanların zaman içerisinde oluşan yamukluk miktarları tamamıyla aynı. Şimdi bu durum çok garip. Neticede bir sebebe 20 yaş dişlerinin öne doğru dişleri sıkıştırması diyorduk. E, eğer gerçekten sebep bu olsa doğuştan 20 yaş dişi hiç oluşmayanlarda böyle bir yamukluk olmaması lazım. Ama oluyor. O zaman bu işin arkasında başka bir sebep olması lazım. Hazır olun size bu konu hakkında günümüzün en güncel bilgisini aktarıyorum. 2023 yılında bu konuyla ilgili yapılmış çok kapsamlı bir makale var. Dişlerin zaman içerisinde bozulmasının en belirgin sebebi için biz yaşlandıkça dişlerimizin böyle ortaya doğru devrilmeye çalışması olduğu sonucuna varmışlar. Peki dişlerimiz neden durduk yere ortaya doğru devrilmeye çalışsın? Biz bu duruma fizyolojik meziyal migrasyon diyoruz. Zaman geçtikçe biz yaşlandıkça dişlerimizin kapanışlarında belirleniyorlar değişmeler oluyor. Sadece kapanışlar değil dişlerimizi çeneye bağlayan dokularda da değişimler oluyor ve en önemlisi ısırma kuvvetlerimizin etkisiyle dişlerimizi hep böyle ortaya doğru devirmeye çalışacak bir güç var. Bunların da hepsinin etkisi birleşince yıllar geçtikçe bizim dişlerimizde olmayan yamukluklar meydana geliyor. İşte bu bozulmaların ilk başlangıç yaşları aşağı yukarı 20 ile 30 yaşlarımıza denk gelince haliyle ilk akla gelen sebep de 20 yaş dişleri oluyor. Yine de bazı çalışmalara göre 20 yaş dişleri hafifçe bu duruma destek olabileceği düşünülse de doğuştan hiçbir şekilde 20 yaş dişi olmayan insanların da böyle yamuklukların olması bence durumu yeterince güzel açıklıyor. Siz 20 yaş dişlerinizi çektirseniz de mevcut bir diş yamukluğunuz kendiliğinden geri düzelmeyecektir. Bir, ikincisi siz 20 yaş dişlerinizi çektirmiş olsanız da gene de yıllar içerisinde dişlerinizde yamukluklar oluşabilir. Şimdi hepiniz haklı olarak bana şu soruyu soracaksınız. Bu doktorlar bu dişleri boşa mı çekiyor? Bunu cevaplamadan önce bu kısma kadar öğrendiğiniz bilgilerin size faydalı olduğunu düşünüyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Peki ne diyorduk? Bu 20 yaş dişlerini bu doktorlar boşa mı çekiyor? Evet bu videoda 20 yaş dişlerinin yamuklukların esas sebebi olmadığını öğrendik. Ancak 20 yaş dişleri gömülü veya yarı gömülü dediğimiz düzgün çıkamadığı pozisyonlarda ağrı, abse, enfeksiyon gibi durumlara sebep olabiliyor. Ya da yeterli yer hiç olmadığında 20 yaş dişi ben gene de yerime çıkacağım diyor ve böyle durumlarda öndeki dişin zarar görmesine, bazı durumlarda çekilmesine kadar gidebilecek durumlara sebep olabiliyor. Gömülü kalıp takip edilmemiş dişlerin etrafında dentigeröz kis dediğimiz çok ciddi kisler oluşabiliyor. Bu kisler maalesef karşılaştığımız ve sonu çok ciddi çene ameliyatlarına gidebilecek durumlara neden olabiliyor yaş dişinin çekiminin gerekliliği konusunu çok güzel özetliyorum. 20 yaş dişlerinin her zaman çekilmesi gerek bu doğru bir cümle değil. Eğer 20 yaş dişi hiçbir dişe zarar vermeden kendi ağızda da olması gerektiği yere bir problem olmadan alabilmişse ve dişinize de iyi bakabiliyorsanız 20 yaş dişinizin çekilmesi kesinlikle şart değildir. Ancak dişte bir yarı gömülülük veya bir gömülülük durumu varsa o zaman çok büyük ihtimalle başka sorunlar çıkmasın diye çekimine ihtiyaç duyuyoruz. Herhangi bir sebepten dişin çekimi uygun bulunmuyorsa 6 ayda bir röntgen alınarak dişin etrafında bir kist var mı bir problem var mı diye kontrol edilmesi lazım. Bazı durumlarda 20 yaş dişi çekildikten sonra dudakta bir hafif uyuşukluk veya çekim bölgesine bir enfeksiyon riski gibi durumlar oluşabiliyor. Uyuşukluk kısmı biraz daha karmaşık bir konu. Bence ayrı bir videoyu hak ediyor. Eğer bu videoya da bin beğeni gelirse Ahmet Hoca bu konuyu size detaylı detaylı anlatacak sözü var. O yüzden merak edenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Ağrı ve enfeksiyon konusunda ise çek çekim sonrasında enfeksiyonun önüne geçilmesi için dikkat edilmesi gereken belirli çok önemli kurallar var. Bu kuralların ne olduğunu öğrenmek için de şurada bulunan videoya tıklamanız yeterli. Yorumlarda bana bu konularla ilgili sorulacak her soruya cevap vereceğimi söz veriyorum. Hoşçakalın.